Hoş geldiniz. Misafirlerimiz ve basın mensubu arkadaşlarımıza da onlara da hoş geldiniz diyorum. Biliyorsunuz insanlarını ve bizi seven ülke dışındaki vatandaşlarımızı ve dostlarımızı da çok yakından üzdü. 14 günlük bir karantina süresinden sonra normale döndük çok şükür. 15. gün normal işlerimizi yapmaya başladık. 3 tane aşım vardı. O 3 aşıdan sonra COVID oldum. Ancak tabii ki biliyorsunuz aşının COVID olmayan engeli yok. Ama COVID olduktan sonra ki süreçte çok önemli. Evet, hiçbir sıkıntı yaşamadım çok şükür. Hiçbir ağrım sancım olmadı. Rahatsızlığım olmadı. 14 gün sadece başka kişilere bulaştırmamak anlamında karantinada kaldım. Ve İnşallah bundan sonra da bir sıkıntı olmadan hayatımıza devam ederiz. İşte tüm vatandaşlarımızdan tek isteğimiz lütfen aşı. Aşı çok önemli arkadaşlar. Hem devletimizin maddi yükünü azaltıyor, hem evet kişilerin sağlıklı yaşamasını sağlıyor. Yani hem de ailesine ve çevresine zarar vermiyor. Çok önemli. Bir vatandaşın, aşısız bir vatandaşın COVID olması, COVID olduktan sonra hastaneye yatması, yoğun bakımda olması, entübe olması binlerce lira devlete ayrıca yük de getiriyor. Bunu da düşünmek zorundayız. İmkan var. Devletimiz ücretsiz aşı yapıyor. Hatta gelemeyenin evine kadar giderek yapıyor. Hatta nerede fabrika veya çok yoğun insanlar var, onların hepsine gidip aşıyı yapabilen bir devletimiz var, gücümüz var. Öyle olmasına rağmen aşı olmamakla direnmenin ne olduğunu ben çok anlayamıyorum. Aşı gerçekten önemli bir tedavi şekli, önlem. Bunu bütün vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerektiği inancındayım. Çünkü yaşayan birisi olarak hem 3 aşı oldum hem de COVID oldum ve daha sonra da COVID olduktan sonra vücuduma hiçbir zarar vermediğini görerek yaşadım. Onun için ben de bu örneği vererek tekrar diyorum ki lütfen aşı olalım. Bir orman günümüz var. O günlerde inşallah daha da çok ağaç dikip 3 gün erteleyerek Perşembe ve Cuma günleri meclis toplantılarımızı yaparak gündemlerimizi tamamlamış olduk.